Herkese merhaba. Mutlaka izlemeniz gereken Fransız filmlerinden 8 tanesini sizler için bir araya getirdim. Umarım izlerken keyif alırsınız diyorum ve ilk filmimizle başlıyorum. La Haine. Fransız sinemasına hem yönetmenlik hem de oyunculuk anlamında çok şey katan filmlerdendir. Film boyunca ön plana çıkan 3 karakter bulunmaktadır. Bu üç karakter toplumdan dışlanmaları sonucu içlerindeki nefret duygularını bastırmaya çalışıyorlar. Yönetmen Kasovitz'in başyapıtı olarak değerlendirilen La Haine, yeryüzünde öteki olarak nitelendirilmiş, öfkeli, nefretle karşı karşıya kalmış insanların filmidir. Filmde Fransa'daki banliyöler, polislerle sivil halkın çatışmaları güzel sinematik bir şekilde beyaz perdeye yansıtılmıştır. Hip-hop kültürünün esintileri anarşist ruhla bağlaştırılarak izleyicilere sunulmuştur. Ayrıca filmin siyah-beyaz olması da filme değişik bir hava katmıştır. Film hem Fransa'da hem de dünyada adından söz ettirmiştir. İkinci filmimiz Angela. Diyaloglara dayalı senaryosuyla izleyenleri sıkmayan nadir filmlerin başında gelir. Filmin sonu bazılarına sıradanlaşmış gibi gelebilir. Hiç çekinmeden City of Angels kadar başarılı bir film diyebiliriz. Çok fazla diyalog olmasına karşın senaryonun akıcılığı bunu geri planda bırakıyor. Sinematik, yalın bir dil kullanılmıştır. Filmin güzelliği diyaloglardaki ince ayrıntılarda, oyuncuların jestlerinde ve mimiklerinde saklıdır. Her karesi ayrı bir güzel olan filmin sinematografisi de oldukça güçlüdür. Tamamının siyah beyaz ve Paris'te çekilmiş olması da gayet yerinde bir fikir. Filmde yer alan unutulmaz repliklerden bazıları şunlardır. Sen gerçekten de taş kafalısın. Zihnini açmak için bir mucizeden çok bir matkaba ihtiyaç var. Hayatımı sana versem ne yapacağını bilebilir miydin? Şimdi izin verirseniz size bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Bence burada size yardım edebilecek tek kişi sizsiniz. Üçüncü filmimiz İşgal. Kadın sinemacı Royce Bosch tarafından senaryosu yazılmış ve yönetilmiş etkileyici bir filmdir. Filmde dünyaca ünlü oyuncuların dışında çocuk oyuncular da yer almaktadır. Rollerini de başarılı bir şekilde performans göstererek sergilemişlerdir. Duygu yoğunluğunun yüksek olduğu bir sinema filmidir. Film 1942 yıllarında Alman işgalindeki Fransa'da geçmektedir. Fransa'da doğmuş, yaşamış ve büyümüş, kendi dillerinden daha çok Fransızca konuşan İsrail vatandaşlarının gerçek hikayesini anlatmaktadır. Dördüncü filmimiz Sevginin Gücü. Tüm zamanların en iyi 250 filmi arasından 31. sırada yer almaktadır. Ailesinin ölümünün ardından Leon'la tanışan ve hayatı değişen Matilda'nın hikayesinin anlatıldığı başyapıt. Eski bir film olmasına rağmen görüntü yönetmenliği, filmde kullanılan özel efektler, ses dublajları, müzikler ve senaryonun olağanüstü şekilde akıcı olması gerçekten ustacadır. Aksiyon filmlerinde seyirciler sabırsızlıkla filmin doruk noktasına ulaşmak isterler. Leon, The Professional filminde ise aksiyon hiç bitmediğinden seyirciler böyle bir arayışa girmemektedirler. Ayrıca filmden esinlenerek Biko isimli bir Bollywood filmi çekilmiştir. Oyunculuklar da mükemmeldir diyebiliriz. Beşinci filmimiz Amelia. Film, modern Paris hayatının idealize edilmiş hali niteliğindedir. Film bünyesinde birçok metafor barındırmaktadır. Bu da hem filmin yönetmeninin hem de senaristin başarısıdır. Bu metaforlar kimi zaman aşk mektupları, video kasetler, sahnelerde kullanılan renk tonları, fotoğraflar, cam adam üzerinden verilirken, kimi zaman da kediler, manavda çalışan işçi, çocuklar ve kullanılan müzik üzerinden verilmiştir. Film adeta Fransız sinemasının Hollywood filmleriyle yarışabileceğini kanıtlayan başyapıtlardandır. Hem sanatsal hem de ticari anlamda büyük başarılar elde etmiştir.
Dünya çapında farklı ülkelerde gösterimleri yapılmış ve vizyona girmiştir. Amelia, yönetmenin kendi ülkesinde yapılan Cannes Film Festivali'nde yarışmaya katılmamıştır. Film 5 farklı dalda Oscar'a aday gösterilmiştir. Altıncı filmimiz Bir Nefes Ötede. Deprem sonrasında ölümcül bir gaz bulutuyla kaplanmış hale gelen Paris'te hayatta kalmaya çalışan ailenin serüvenini anlatan bilim kurgu gerilim filmidir. Görsel olarak muhteşem kareler bulunduruyor. Filmin içerisinde mantık hataları olmasına rağmen sonunun sıra dışı olması filmi izlenebilir kılıyor. Filmdeki gizem ve gerilim bilim kurgu ile karıştırıldığından başarılı bir hal almış. Kullanılan mekanlar, sinematografisi, diyalogları ve anlatım dili çok farklıdır. Dev bütçeli Hollywood filmleriyle kalite konusunda rahatlıkla kıyaslanabilir. Gizem ve merak duygusu filmin sonuna kadar başarıyla sürdürülmüş. Filmde bir anne ve babanın çocuklarına zarar gelmemesi için verdiği mücadelelere tanık olacağız. Annenin çocuğu için kendi canını hiçe sayan davranışını görüp dramı derinden hissedeceğiniz film. 7. filmimiz Can Dostum. Film, yamaç paraşütü kazası sonrasında boynundan aşağısı felç olan zengin bir iş adamı, aristokrat ve kendisine yardımcı olması adına hapishaneden henüz yeni çıkmış işe aldığı yardımcısının hikayesini konu almaktadır. Siyah ve beyaz adamın aralarındaki arkadaşlığı çok fazla sınıfsal sorunlara ve eşitsizliklere değinmeden anlatan Can Dostum, bu açıdan popüler kültüre yönelik bir film olduğunu gösteriyor. Yaşanmış bir olayı anlatan film, 8 farklı dalda Caesar ödülüne aday olmuştur. Sekizinci ve son filmimiz Piyanist. Burjuva toplumunu ve liberalizmi kıyasıyı eleştiren, mercek altına alan bir başyapıt. Birçok film otoritesi tarafından 2000 sonrası çekilmiş Avrupa sinemasındaki en iyi filmler arasında gösterilmektedir. Filmi seyirciler için özel kılan şeylerden birisi, kadın ve erkek karakterlerin yarattıkları imajdan karşılıklı olarak etkilenip birbirleriyle temas kurduktan sonra iç dünyalarının karanlık yanlarını keşfetmeleridir. Filmin unutulmaz repliklerinden biri şöyledir. "Benim dünyalarım yok Walter. Bunu kafanıza sokun. Bir gün olsun zekamın önüne geçemezler." Hem sonuçta aşk bayağı şeyler üzerine kurulur değil mi? Ne de olsa aşk sıradan şeyler üstüne inşa edilir. Piyanistim, şair değil. Hem aşk bayağı şeyler üzerine kurulur.